bu tatbikatın. Bu tatbikata nasıl yol açtık? Biz mi geç kaldık? Mısır'la anlaşmakta geç kaldık hep söylenir. İsrail'le anlaşmakta geç kaldık hep söylenir. Karşımızda şimdi sürekli bize sorun çıkaran Fransa gibi bir ülkeyi de yanlarına almış bu ülkeleri görüyoruz. Ya da Fransa'nın o ülkeyi kendi yanına çektiğini görüyoruz. Nereden bakarsanız, perspektifi hangi noktadan kurarsanız efendim. Şimdi konuşmaya başlayalım. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, emekli Tuğgeneral Doktor Naim Babiroğlu karşımızda. Sayın Babiroğlu merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Can Bey iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkürler. 5 ülke saydım. İşte Yunanistan var, Mısır var, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var, Fransa'yı da gördük. Mısır'ın açıklarında karşımızdalar. Ben başlığı da o şekilde atmak istedim ki her anlamıyla karşımızdalar. Stratejik olarak, coğrafik olarak, ittifak olarak. Biz bu duruma nasıl geldik? Elbette buradan belki başlamak lazım ama önce sıcağı sorayım. Bu 5 ülke bir aradalar. Nasıl bir mesaj verdiler? Hangi mesajı vermek istediler? Evet. Şimdi bu tatbikatın ismi Medusa tatbikatı, Yunanca'dan gelen bir isim. Hem deniz, yani ağırlıklı deniz tatbikatı ama tabii sizin de belirttiğiniz gibi deniz tatbikatında mutlaka hava kuvvetleri unsurları da olur. Dolayısıyla deniz ağırlıklı deniz ve hava tatbikatı diyebiliriz bu konuda. 2017'den beri yapılıyor planlı bir tatbikat, düzenli bir tatbikat. Fakat 2017'den beri Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır arasında uygulanan, düzenlenen bir tatbikattı bugüne kadar. İlk defa 2020'de Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilave olarak iki ülke daha bu tatbikata katılıyor. Bunlardan biri Fransa, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri. Bu çok manidar ve anlamlı. Bu şu demek, karşı cephede Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşı cephesinde bulunan ve sürekli gerginliği tırmandıran Yunanistan, şu ana kadar her yıl icra ettiği, planlı olarak uyguladığı ve 3 ülke tarafından yapılan tatbikata yine Türkiye'nin karşı cephesinde yer alan ve karşı cephesinde kemikleşmiş bir aktör olarak ortaya çıkan Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu tatbikata katılıyor. Bu çok anlamlı. Bu şu demek, biz Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin izlediği politikayı tanımıyoruz demek istiyor bu ülkeler. Özellikle Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri. Biz 5 ülke olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politikalara ve uyguladığı sisteme tamamen karşıyız. Yani karşı cephe kemikleşmiş durumda. Kimdir bunlar? Zaten Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karşı cephede. Mısır, onu kaybettik maalesef. Fransa karşı cephede zaten. Macron'un da etkisiyle hep karşı cephedeydi ama şu an ilk defa Macron'un etkisiyle tamamen kemikleşmiş. Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez bu yıl ortaya çıkıyor. Nerede ortaya çıkıyor? Girit'te de bir tatbikat yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri oraya uçaklarını gönderdi. Uçaklarla katıldı daha önce. Yani Doğu Akdeniz'de Birleşik Arap Emirlikleri, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Türkiye'nin karşı cephesinde olabilecek bütün yerlerde yer almayı bir alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak şu önemli tabii. Şimdi Türkiye'nin geldiği bir durumda bir tek Türkiye Doğu Akdeniz'de bir ülkeyle, yani Doğu Akdeniz demeyelim ama bölgede, bir Katar'la birlikte yol aldığını görüyoruz Türkiye'nin. Yani Katar'la olumlu işbirliği olan bir ülke durumunda şu anda Türkiye, ne yazık ki. Doğu Akdeniz'deki ülkelere bakalım. Mısır'la arada problem var. Şu anda Mısır karşı cephede. Mısır'la aramız iyi olabilir miydi? Elbette iyi olabilirdi. Nasıl iyi olabilirdi? Bundan biliyorsunuz Mısır Cumhurbaşkanı'ndan, yani Sisi'den önceki Hüsnü Mübarek vardı. Hüsnü Mübarek 1998'de Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler o kadar olumluydu ki Mübarek zamanında. Mübarek o zaman Türkiye ile Suriye arasındaki gerginlik tırmanmıştı 1998'lerde, 2000'lerde. Neden? Suriye'de terörist başı vardı. Yani Öcalan, teröristin elebaşı. Bu Suriye'den çıkarılması için Türkiye bir girişimde bulundu. Hüsnü Mübarek Suriye'yi ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret etti. Arabuluculuk yaptı. Ve oradaki terörist elebaşının herhangi bir çatışma durum ortaya çıkmadan Suriye'den kovulmasına neden olan aktörlerden biriydi. Yani bir arabuluculuk rolü oynadı Mısır o zaman. Ve sonra Suriye ile bir Adana mutabakatı imzalandı. Terörle mücadelede iki ülke. Bu meşhur Adana mutabakatı. 1998 tarihli ve 2010 yılında düzenlenen, değişikliğe uğrayan, yani güncellenen. Bunun mimarlarından biri Mısır. Şunu demek istiyorum. Mısır aslında bizim Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ilişkilerinin sürdüğü bir ülkeydi. Ancak ne yazık ki
bu Hüsnü Mübarek ve ondan sonra gelen Cumhurbaşkanı ve ondan sonra işte devrilmesi, Sisi'nin gelmesi. Sisi'yi tamamen karşımıza aldık Türkiye olarak. Dedik ki Sisi darbecidir. Güzel darbeci olabilir ama bizim eğer Türkiye'nin misyonu bütün darbeci aktörlerle, darbeci liderlerle eğer mücadele etmekse ve onlara karşı cephe almaksa biz o zaman Körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan, Bahreyn'den, bütün ülkelerden başlamak durumundayız. Mesela yani Mali ile diplomatik ilişkilerimiz fena görünmüyor örneğin. Görünmüyor. Veya Sudan, veya biliyorsunuz evet. Sudan'da El-Beşir vardı daha önce gibi. Doğru. Şimdi böyle bir işbirliği tabii ulusal çıkarları olumsuz etkiliyor. Böyle bir duygusal yaklaşım, hamaset yaklaşım. Çünkü Can Bey, uluslararası ilişkilerde strateji önemli. Yani stratejide de hamaset ve duygusallığa stratejide yer yok. Strateji hiçbir zaman hamaset ve duygusallıkla yürümez. Hamaset ve duygusallık stratejiye karıştığı zaman orada kesin olarak sonuçta olumsuz durumların ortaya çıkma hükmü tarihe göre kesindir. Şimdi bunu görüyoruz. Türkiye işte Mısır'ı bu yüzden kaybetti. Halbuki Mısır'la bizim Mübarek'ten sonra ve ondan sonra gelen işbirliği devam etseydi. Doğru. Ulusal çıkarlar doğrultusunda. Yani işbirliği devam etmekle illa biz gidip onlarla çay kahve içelim demiyoruz. Ama ulusal çıkarlar doğrultusunda işbirliği devam etseydi. Evet. Şu anda Mısır Yunanistan'la bu tatbikatı ortak yapmayacaktı. Bir. İkincisi çünkü 2017'de başladı bu tatbikat. İkincisi Mısır Libya'da Türkiye'nin karşı cephesinde yer almayacaktı. Üçüncüsü Mısır Yunanistan'la deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmasını imzalamayacaktı. Bu anlaşma Türkiye'nin tamamen ulusal çıkarlarına ve Doğu Akdeniz'deki tamamen izlediği politikaya aykırı. Dolayısıyla biz Mısır'la yapacaktık bu anlaşmayı. Mısır'la bu anlaşmayı yapsaydık Yunanistan ister istemez geri adım atmış olacaktı. Bir bu var. İkinci konu tabii İsrail var. Yani İsrail de göz ardı etmemek lazım. Çünkü o da bir Doğu Akdeniz ülkesi. Bizim Orta Doğu'da önemli bir aktör. İsrail'le bizim 2005'e kadar işbirliği iyi kötü devam etti. Tatbikatlar yapardık eskiden. Türkiye ile İsrail arasında ortak ikili tatbikatlar olurdu 2000'lerde. Sonra bu tabii iktidar değişti. Şu andaki iktidar geldi. Yavaş yavaş biliyorsunuz İsrail'le sorunlar ortaya çıktı. Üstelik Ermenistan'ın tarihi tezlerinde de İsrail bizim yanımızda konumlanırdı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kesinlikle bizim yanımızda konumlanıyor. Bir de şu, eğer Azerbaycan diplomaside önemli bir başarı elde ettiyse bu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlikte, yani Azerbaycan %100 uluslararası hukuk açısından haklı olarak, meşru olarak kendi vatan toprağını kurtarmak için giriştiği bu harekatta özellikle ABD'nin, İsrail'in ve özellikle ABD'de güçlü olan İsrail lobisinin tepkisini çekmemesinin ana nedenlerinden biri de İsrail ile Azerbaycan arasında var olan iyi işbirliğinden kaynaklanıyor. Azerbaycan ile İsrail arasındaki işbirliği özellikle silah ticaretinde, yani Azerbaycan silah sisteminin önemli bir bölümünü İsrail'den satın alıyor. Fakat İsrail aynı zamanda kendi petrolünün yaklaşık %50-60'ına yakın bir bölümünü, yıllık ihtiyacını Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından karşılıyor. Yani Azerbaycan'la İsrail arasındaki bu işbirliği İsrail lobisinin bu Ermenistan'la olan gerginlikte ve yapılan harekatta karşı çıkmasına engel oldu ve ABD'den de önemli bir tepki gelmedi, dikkat ederseniz. Bu Azerbaycan'ın önemli bir başarısıdır. Şimdi bizim eğer İsrail'le Mısır'la İşbirliğimiz ulusal çıkarlar doğrultusunda hamasete ve duygusallığa dayanmadan tamamen Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği gerçekçilik, ulusal çıkarları esas alan tam bağımsızlık ve gerçekçilik bir de uygulanabilir olmalı. Yani stratejide hedef koyduğunuz zaman hedefin uygulanabilir, ele geçirilebilir olması gerekir. Yani mantıklı ve tutarlı olmalı hedef. Eğer hedef mantıklı ve tutarlı değilse Can Bey, hiçbir stratejiyle o hedefe ulaşmanız mümkün değil. Şimdi geç kaldık ama hala yapabiliriz, öyle değil mi? Evet. Hala bir araya gelebiliriz. Kesinlikle şu anda ben şunu özellikle söylüyorum. Türkiye gerçekten bu bölgede stratejik bir yalnızlık yaşıyor. Eskiden bir değerli yalnızlık vardı, hatırlarsan birkaç yıl oldu önce. Daha sonra değerli yalnızlığın pek de değerli olmadığı bunu izleyenler tarafından ortaya koyuldu. Yani itiraf edildi. Ben şimdi buna stratejik yalnızlık diyorum. Evet, askeri varlıkla bulunmamız gerekir Suriye'de. Doğu Akdeniz'de askeri varlığımızı bulundurmamız gerekiyor. Libya'da bulundurmamız gerekiyor. Hiç kuşku yok. Ulusal çıkarlarımız bunu gerektiriyor. Fakat askeri varlığın Can Bey elde edebileceği başarının bir zirve noktası var. Doruk noktası var. Biz buna doruk noktası deriz. Şimdi bu doruk noktasında sizin
askeri varlıkla, askeri güçle, yani sert güçle kazandığınız bu başarıyı masaya yansıtmanız gerekiyor. Masaya yansıtmanız için diplomasiye ihtiyacınız var. Diplomasiye ihtiyacınız, etkin bir diplomasi. Etkin bir diplomasiyle neyi sağlayacaksınız? İsrail, Mısır gibi ülkelerin masada sizin karşınızda olmayı engelleyeceksiniz. Şimdi Türkiye'nin öyle bir durumu yok. Türkiye bu durum, bu nedenle biraz zorluk çekiyor. Ama bundan sonra hiçbir zaman geç kalınmış değil. Türkiye Mısır'la ve İsrail'le ve buna benzer ülkelerle hiçbir duygusallığa kapılmadan, herhangi bir başka bir duygusallık veya buna benzer bir başka bir herhangi bir yaklaşım sergilemeden, tamamen gerçekçilik, tam bağımsızlık politikası gereği onlarla işbirliği kurarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi lehinde attıkları bu adımı en azından önler. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ama önemli şekilde ihtiyacı var diye değerlendiriyorum. Şunu unutmayalım, bu yıl iki yıl geçer ama Doğu Akdeniz'deki sizin ulusal çıkarlarınız önümüzdeki kuşaklara kadar devredilecek. Burası çünkü bir enerji kaynağı, burası bir hidrokarbon kaynağı. Jeopolitik güç mücadelesinde sizin güçlü olmanız için sizin hem askeri gücü kullanmanız önemli ama bununla beraber askeri gücün elde ettiği başarıyı da masaya yansıtıp onu taçlandıracak bir etkili diplomasiye ihtiyacınız var. Hatta daha da ileri gidelim. Bazen askeri güç kullanılmadan etkili ve başarılı diplomasiyle aynı sonucu alabilirsiniz. Bunu biz Büyük Atatürk zamanında gördük. Hepsi, yani tek kurşun atılmadan Hatay nasıl ele geçirildiyse, örnek verdim, 1998'de terörist başı nasıl Suriye'den kovulduysa tek kurşun atılmadan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı nasıl muhteşem bir diplomatik başarıyla ve askeri güç başarısıyla yapıldıysa, bunu yapabiliriz. Türkiye'nin Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişte Peki. böyle bir diplomasi hafızası Mutlaka. Var. Onun için ben diyorum ki evet, sert güç önemli, askeri güç, fakat sert güç kadar ve en az onun kadar önemli, daha da önemli olan etkili diplomasi, yani yumuşak güç de etkili. Bu tatbikat bize şunu gösteriyor: karşı cephemiz artık kemikleşmiştir. Biz karşı cepheyi bölmemiz gerekiyor. Bölmek için de diplomasiyi çalıştırmamız gerekiyor. Diplomasiyi çalıştırmamız için de İsrail, Mısır ve Rusya ile, Rusya kapsamında Rusya'yı da yanımıza alarak Suriye ile dolaylı olarak bir işbirliği yapmanın ben uygun olacağını düşünüyorum tabii, ulusal çıkarlar açısından. Peki. Sayın Babiroğlu, çok teşekkür ediyorum Sayın Babiroğlu. Umuyorum ki diplomatik meseleleri biraz ısıtıp üzerine konuşacak vakitler de gelir. Değerli görüşlerinize yine başvurmak isteriz. Evet. Örneğin İsrail'le şimdi konuşuyoruz, hangi şartlarda anlaşmalıyız vesaire. Umuyorum bu konuları konuşuruz ki Doğu Akdeniz'de ülkemizin biraz eli biraz daha güçlenir. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.